Ersan Hocam, tabii sağlıklı bebekler dünyaya getirmekte büyük rol oynuyorsunuz. Öncelikle bu noktada sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tüm kadın doğumcularımıza ve sizlere. Peki, sağlıklı gebelik demişken, gebeliği nasıl tanımlarsınız bize? Sağlıklı bir gebelik nasıl geçirir? Ekranları başımızdaki hamilelerimiz diyelim. Şunun bilinmesi gerekiyor. Gebelik bir hastalık değildir. Genel kanı gebelerin bir hasta olduğu ve bir hasta gibi davranılması gerektiği yönünde. Gebelik, tekil gebelik, eğer üzerine herhangi bir hastalık eklenmediyse bir hastalık değildir. İkiz gebelik veya çoğul gebelikler hastalıktır. Ama, üç gebelik bir hastalıktır. Evet, ama tek normal bir gebelik hastalık değildir. Kadın yaşamının normal bir sürecidir. Ve dünyada en sık olan şeydir aslında. Ve önemli süreç. Tabii ki, yani insanlığın devamı için, insan ırkının devamı için mutlak gerekli olan bir süreç. Ama tekrar ediyorum, bu bir hastalık değildir. Hastalık gibi algılamamak gerekir. Sanki hastalıkmış gibi yönlendirmemek gerekir. Sanki hastalıkmış gibi davranmamak gerekir. Ben hastalarımla ilk karşılaştığımda bunu özellikle söylüyorum. Hocam ne yapalım? Bu bir hastalık değil. Normal yaşamınıza devam edin diyorum. Ama normal yaşam denilen şey bozulduğu için insanlara bazı tavsiyelerde bulunmak zorunda kalıyoruz. Nasıl? Artık normal yaşamda insanlar alkol tüketmeye başladılar. Gebelikte alkol tüketmeyeceksiniz diyorum. Daha da önemlisi, normal yaşamda insanlar sigara tüketiyorlar. Sigara tüketmeyeceksiniz diyorum. Bebeğe zarar verebilir bunlar. Zaten uyuşturucu maddeleri hiç bahsetmeye gerek yok sanırım. Bunun dışında beslenme bozuklukları ortaya çıkmaya başladı çağımızda. Bu beslenme bozuklukları konusunda özellikle yönlendiriyoruz. Özellikle hamurlu şeylerden ve şekerli şeylerden uzak durmalarını, kızartmalardan uzak durmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yani anlatmak istediğim şu, aslında gebelere tavsiyede bulunmuyoruz. Bir insanın sağlıklı olması için gerekli tavsiyelerde bulunuyoruz. Beslenmenize dikkat edin, spor yapın, alkol tüketmeyin, sigara tüketmeyin diyoruz. Bunu normal insanlara söylerken gebelere bunları mutlaka yapmayacaksınız diye üzerine vurguluyoruz. Çünkü sorumlu oldukları bir canlı daha var, karınlarında taşıdıkları bir canlı var. Sağlıklı olarak doğmasını istiyoruz, sağlıklı bir süreç yaşanmasını istiyoruz. Bu sebeple hastalarımızın şunu bilmesi lazım. Gebelik bir hastalık değil. Normal yaşamlarındaki her şeye devam edebilirler. Bu cümle çok yeterli bir cümle olduğunu düşünüyorum. Bizim normal yaşamlarımızda yarışma sporları yok. Yarışma sporları yapmayın ama normal sporlar yapın. Eşinizle normal yaşamınıza devam ettirebilirsiniz. Normal beslenebilirsiniz. İşinize devam edebilirsiniz. Ama tekrar ediyorum, sigara tüketemezsiniz. Alkol tüketemezsiniz, uyuşturucu madde kullanamazsınız, sağlıksız beslenemezsiniz veya yarışma sporları yapamazsınız. Biraz çok önemli. Yani uzak durmaları gerekiyor. Aynen, yani sağlıklı insanlara önerdiğimiz, insanlara genel olarak önerdiğimiz sağlık önerilerini gebelere önerirken diyoruz ki siz değil, karnınızdaki bebek için bunları mutlaka bu önerilere uymak zorundasınız diyoruz. Sağlık Bakanlığımız gebelere çok fazla ilaç verilmesine de taraftar değil. Yani pek çok yerde pek çok ilaçlar veya bazı besin destekleri hastalara öneriliyor. Oysa sadece demir preparatları, yani genel bilinen ismiyle kan hapları gebeliğin devam sırasında yeterli olabilir. Hatta bazen bu bile gerekmeyebilir. Bazı tetkiklerle anlayabilirsiniz. Yani herhangi bir ilaç kullanmadan da gebelik sonuna kadar götürülebilir. İlla kullanılması gerekiyorsa bu doktorların yazdığı besin desteklerinin bir zararı yok. Ama mutlak gerekli olduğu kanıtlanmış değil. Ve tekrar ediyorum, bakanlığımız sadece demir preparatlarını o da bazı testler yapılarak kullanmamızı özellikle öneriyor. Sağlıklı bebekler ortaya çıkması için sağlıklı aileler olması gerekiyor. Evet. İyi anlaşan, mutlu, huzurlu aileler olması gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi bu bir hastalık değil. Bu süreç belli sıklıklarla kadın doğumcunuza muayeneye giderek kolayca yönetilebilir. Evet, bütün muayeneleri devam etsin. Evet, yani çok sık olmamak kaydıyla. Bunun belli dönemleri var. İşte yaklaşık 1,5 aylıkken çocuğun kalp atışlarının duyulması gerekiyor. Yaklaşık 12. haftada, yani 3 aylıkken bazı tarama testlerinin yapılması gerekiyor. Yine yaklaşık olarak 4,5-5 ay civarında ayrıntılı ultrasonla çocukta bir sakatlık olup olmadığının araştırılması gerekiyor.
Yine Türk Jinekoloji Derneği ve Sağlık Bakanlığı 24-28. Hafta arasında şeker yükleme testini öneriyor ve biz de uyguluyoruz. Hastalarımıza öneriyoruz. Onun dışında da son haftalarda zaten hastaları çağırıyoruz. Çok aşırı haftada bir veya iki haftada bir doktora gitmenin bir faydası da yok, gereği de yok. Boşu boşuna bir çaba olur. Ve bazen de hocam tabii olumsuzluklarla da karşılaşabiliyor hamile bayanlarımız. Düşük tehlikesiyle karşılaşılıyor. Peki düşük neden olur? Düşük tehlikesiyle hamilelerimiz neden karşı karşıya gelirler? Gebelik sırasında genel tıbbi problemlerin pek çoğuyla karşılaşabiliyoruz. Kalp damar hastalıkları, akciğer hastalıkları, mide bağırsak sistem hastalıkları, idrar yolları hastalıkları. Bunlardan bizim en sık gördüklerimiz aslında düşükler. Evet, haklısınız. Yaklaşık her 4 gebelikten biri düşükle sonuçlanır. Bunun belli sebepleri var. Enfeksiyonlar düşüğe sebep olabilir. Annede pıhtılaşma problemi düşüğün en sık sebeplerindendir. Travma düşüğe sebep olabilir. Ama son zamanlarda özellikle bazı genetik araştırmalar yapıldığında bazı genlerdeki problemlerin toplumun %5'inde 6'sında pıhtılaşma faktörlerindeki bozukluğa bağlı tekrarlayan düşüklere sebep olduğu ortaya çıkarttı. Ama hastalarımızın şunu bilmesini istiyorum. Bu problemler halledilmez problemler değil. Halledilebilir problemler ve hem teşhis hem de tedavisi çok da zor olan problemler değil. Bu sebeple hem teşhis ettiğimiz hem de tedavi ettiğimiz ve sürekli tedavimize kalan pek çok hastamız var ve başarılı doğumlar meydana geliyor. Onun dışında rahim yapısında bazı bozukluklar veya diğer genel sağlık problemleri, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları düşüklere sebep olabilir. Bebeklerde bazı anomaller düşüklere sebep olabilir. Biraz önce bahsettiğim sigara, alkol ve madde, yani uyuşturucu maddeler tekrarlayan düşüklere sebep olabilir. Bu çok çok önemli. Defalarca vurguluyorum. Her hastama vurgularım bunu. Ama şunun bilinmesini istiyorum. Yaklaşık 4 gebeden birinde düşük tehlikesi yaşarız veya olay düşükle sonuçlanır maalesef. Tedavi yöntemleri var. Elimizde bazı silahlar var. Merak etmesinler. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki hocam, ilk defa hamile kalmış kişi düşükle karşılaştı. Bu birkaç defa daha devam edebilir mi? Tekrarlayan düşük denilen bir kavram var. Yani biz habitüel abortus deniliyor tıpta. 3 veya daha fazla düşük yapma durumu bu. Bir hasta düşük yapmışsa tekrar düşük yapma ihtimali biraz daha artıyor. 2 defa düşük yapmışsa 3. defa düşük yapma ihtimali biraz daha artıyor. Evet. Ama aslında sebep aynı. Yani çoğunlukla kan pıhtılaşması ile ilgili problem. Çocukla anne birbirine tutunacağı zaman çocuktan gelen damarlarla anneden gelen damarlar birbirine yapışıyorlar. Bu yapışma sırasında eğer bu yapışma noktasında bir pıhtılaşma meydana gelirse o pıhtılaşma çocuğun düşükle, gebeliğin düşükle sonuçlanmasına sebep oluyor. Ama tekrar söylüyorum. Bunun teşhisi de var. Tedavisi ve de var. Çok sık karşılaşıyoruz. Tedavisi de var. Türkiye'de 100 kadından yaklaşık 6'sında bu hastalık var. Tedavi edilebilir. Korkulmasına gerek yok.